Ayşe teyzeciğim, Mine çok akıllı bir kız. Anlamıştır senin samimi olmadın. Değilim yavrum. Ben rol yapamam ki. Gülüyorum, canım cicim diyorum. İçimden gelmiyor. Benden bu kadar. Tamam işte. Bırak sen de rol yapmayı. İçinden geldiği gibi davran. O da olmuyor. O zaman da birbirimize giriyoruz Mine ile. Şimdi ben bu Burak'ı tanımıyorum, etmiyorum ama... yani senin dediğin gibi gerçekten Mine'yi üzecek bir çocuk olabilir. Hah, bak gördün mü? Ama tam tersi de olabilir. Yani birlikte çok mutlu olabilirler. Olamaz. Olmayacak. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü annelik içgüdüsü yavrum. Ama Ayşe teyzeciğim, yani sen böyle yapmaya devam ettiğin müddetçe... Mine ile aran daha çok gerilecek. Yani o ne seçerse seçsin, senin onun yanında olman lazım. Yani ne yaşayacaksa kendi yaşayacak. Evet üzülebilir ama sonuçta çok mutlu da olabilir. Bırak, onu yaşasın ve kendi görsün. Kaç aylık oldu? 6'ya giriyoruz. Maşallah. Maşallah. Şimdi gönülcüm, senin dediklerin çok güzel sözler. Hepsini aklımın bir köşesine kaydettim. Ama 15 yıl sonra, Allah ömür verirse, yine böyle karşılıklı oturunca ben sana hatırlatırım. Sen böyle böyle dedin derim. Bir daha konuşuruz. Benim gitmem lazım. Yalnız bıraktım onları. Sen bilirsin Ayşe teyzeciğim. Ben kahve yapmaya gittiğimde anneannem bir şeyler söyledi değil mi yine benim hakkımda? Yok, sohbet ettik sadece. Ama ben çok sevdim Ayşe Hanım'ı. Çok enteresan biri bence. Bence de çok enteresan. Yalnız çok seviyor seni. Bir gün hatasını anlayıp geri dönecek. Söylemedi değil mi? Ha, tabii tabii. Boş ver ya. Ne yapıyoruz şimdi? Çiçek almaya gidiyoruz. Çiçekler anneme. Ne demek o? Bak ben senin istediğin şeyi yaptım. Oturdum anneannenle kahvaltı ettim. Ha. Şimdi sıra sende. Ya hayatta olmaz. Nereden çıktı bu şimdi? Zaten üstüme başıma bak. Yani bu şimdi mi söylenir? Ne var ki üstüne başında? Yok. Olmaz, yapamam ben ya. Yok valla. Yok, yapamam. Olur, olur. Yaparsın. Sizinki geliyor. Neyse, ben kaçar. Sedat ne oldu? Dayak yemişsin Aslı'nın sevgilisinden. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok abicim, niye dalga geçeyim ki ben seninle? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yok abi. Haber bekleyin lan benden. Bu gece dünyanın kaç bucak olduğunu görecek o kız. Görelim bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Ben teşekkür ederim. Yani beni kurtardığın için. Sana geliyordum. Bunu vermek için. Söylemek istediğim her şey bunun içinde. Sen oku. Ben seni rahat bırakayım.
Aslında anlatmak istedim bunları sana ama dinlemedi. Sürekli sözümü kesti. Şimdi okumak zorundasın. Artık sözümü kesemezsin. Ya okursun ya fırlatıp atarsın bu mektubu. Ben sana yalan söyledim Efe. Kabul ediyorum. Seni çok üzdüm, biliyorum. Kalbini kırdım, onu da biliyorum ama bugün Deniz gene hasta olsa gene alırdım onu evime. Çünkü Deniz benim arkadaşım. Eski sevgilim olduğu için değil, arkadaşım olduğu için yardım ettim ben ona. O yüzden başında bekledim. Doktor çağırdım. Elimden geleni yaptım. Sen de yapardın aynısını, biliyorum. İçin el vermezdi onu öyle bırakmaya. Söyleseydin diyorsun, bana anlatsaydın. Kızacağından korktum. Biliyorum, böyle öğrenince daha çok kızdın bana. Kızmakta haklısın da. Hata yaptım. Çok büyük bir hata. Ama affedilmeyecek bir hata değil. Çünkü ben seni seviyorum. Sadece seni. Bütün kalbimi. Kalbinin üzerinde Aslı yazan adamı seviyorum. Bana inanmıyorsan kendine de inanmıyorsun demektir. Okudum. Sana tek bir şey soracağım aslında. Eğer ona cevap verirsen seni affedeceğim. Tamam, ne istersin? Adanın fenalaştığı gün beni aramıştın, hatırlıyor musun? Hı hı. Beni aradın, dedin ki Efe Deniz'in yanındayım, gel yardıma ihtiyacımız var. Ben de atladım geldim. Beraber hastaneye götürdük onları, yardım ettik. Peki bu sefer niye aramadın Aslı? Deniz zor durumda, hastaneye gitmesi lazım diyebilirdin. Yardıma ihtiyacı var diyebilirdin. Ben hayır mı diyecektim sana? Söyleyemedim, kızarsın diye. Suyu aratsaydın o zaman. Hani her şeyi beraber yapıyorsunuz ya. Su deseydi Efe Deniz kötü diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.